Müşterimiz bakın, marketleri, kasabı, lokantası, çok güzel bir et lokantası vardır buranın. Meşhur Tagönel'den Bandırma'dan buraya çorba içmeye, et yemeye gelirler. Saç kıvırması çok meşhurdur. Çok güzel bir, bu da her köyde bulunmayan şeylerdir. Evet sevgili takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız. Mancırık köyüne geldik. Köyün meydanı burası. Çok güzel bir meydanı var. Marketleri, kasabı, lokantası, kahvesi, her şey var. Bakın seyyar satıcısı da gelmiş. Çok güzel bir köy burası. Her aradığınızı bulabilirsiniz. Marketleri, kahveleri, her şey var. Saç kavurmacısı. Saç kavurmacısı arkadaş. Canın yemek istedi herhalde. Benim. Evet, dönüşte tamam. Yiyeceğiz. Bakın köyde petrol ofisi dahi var. Petrol ofisi dahi var köyde. Okulumuz burası. Hemen bu okulun arka tarafı buraya 50 metre eğimiz. Şimdi eğimize doğru gidiyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız. Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. 780 metrekare bir eve geldik. İki katlı. Bakın üstü ev, altı bodrum. Kamerayı alıyoruz. Bahçemiz burası. Bahçemizin girişi burası. Hemen girişte böyle bir depo. Samanlık deyin, depo deyin. Taş temelli bakın ev. Taş temelli yapılmış. Hemen buradan böyle böyle bir damımız da var. Sevgili takipçilerim, 780 metrekare eğimiz burası. Aşağıda bodrumları var. Bütün ıvır zıvır koymaya. İşte depolar. Burası çok güzel bir bahçemiz var. 780 metrekare. Yan tarafta da 321 metrekare yan tarafta bir arsamız var. Ev ve damlarımızın olduğu yerde 780 metrekare bu damlar var. Bu damlar, bu bahçe. Şu dışarıdaki tuvaletin diğer tarafı da diğer arsamız. Orayı da biraz sonra tanıtacağız. Bakın. Burası asmamız var, çok güzel hemen girişte bir asmamız var. İncir ağacı karşıda. Ramazan benim okul arkadaşım. Emekli oldu, köye yerleşti. İki çocuğu Gönen'de. Köyü çok seviyorsun Ramazan'da. Evet. Yenge de seviyor zaten. Bakın asma ağaçları. Havası güzel diyor. Yani Ramazan eşi diyor ki havası güzel buranın diyor. Havası çok güzel. Buraya alıştık diyor. Bakın tavuklar, köy hayatı, köyde yaşamak bu. Bizim de köyümüz buraya 5 kilometre. Biraz sonra bizim köyde de çekimler yapacağız. Bu kadar alanda yetiyor değil mi tavuklara? Yetiyor. Bu kadar alanda yetiyor tavuklara. Kaç tane tavuk var? Köy yumurtası yiyorsun taze taze Sadıcım be. Vay. Vay Sadıcım benim. Bakın. 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 Evimizin girişi burası. Bakın fırın hemen. Köy fırını. Taş fırın mı? Ramazan ekmek yapıyor mu burada? Yapıyoruz ya. Oh valla. Her şey olur ya. Yapacaksın burada tepside yemekleri. Ateş fırında. Burası arka tarafa mı çıkıyor? Yok kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Kapalı. Kullanılmıyor kapalı. Bu şekilde bu şekilde merdivenimiz var. Gayet güzel. Burada oturacaksın bol bol. Evet. Babaya bak. Manzaraya bak. Ne güzel ya.
Ah. Of of bak. Şu manzaraya bakar mısınız? Köyde yaşamak bu. Üfül üfül esiyor köy. Yani bizim köylerimiz güzeldir. Bizim köylerimiz misafirperverdir. Gelene bakarlar, misafir severler değil mi Ramazan? Evet. Evet, şimdi evimizin içine doğru giriyoruz. Böyle bir girebiliriz değil mi? Tabii. Burası böyle bir salonumuz var. Okul zamanında gelmiştik buraya. Ne zamandan beri gelmiyoruz ya vallahi. Burası da yine bir ayrı odamız. Tam bir tipik köy evi. Bakın sevgili takipçilerimiz. Tam bir köy evi. Arka taraf buradan pencereden. Nereye bakıyor derseniz. Buradan bu tarafa bakıyor penceremiz. Karanlık odası yok. Karanlık odamız yok. Buradaki salondaki penceremizde yine yaz kış 12 ay 24 saat boyunca bu manzarayı seyredeceksiniz. Yani bu güzellikleri, bu yeşillikleri buradan seyredeceksiniz. Evet. Şimdi buradan hemen karşıya geçtik. Burada mutfak dolapları. Bu, tavanarak mı değil mi hiç? Tavanarak mı? Tamam. Akma yok diyor. Evet. Arkadaşlarımız burada geçici olarak kalıyorlar. Kendi evlerini yapmışlar. 4-5 seneden beri burada kiracı. Yani eve bakıyorlar. Çok güzel de bakmışlar eve. Kendi evlerini yapıyorlar. Burada iyi ki de kalmışlar. Tertemiz bak evler bakmışlar ne güzel. Yani bir tam tipik güzel bir köy evi olmuş. Yani burası da yine bakın bir odamız. Burası da yine karanlık odası yok. Yan tarafın. Buraya bakıyor. Dolaplar. Dolaplar kendi dolapları mı? Kendi dolapları. Aha, benim çekyatlar benim abi. Eşyalı bir de. Çekyatlar mı senin bunlar? Hangileri? Bunlar benim. Zaten burada oturuyorsunuzdur siz zaten. Burada yani. Oturuyorsunuzdur. Televizyon burada. Şey burada. Hı. Şimdi bir, iki odası var. Bir mutfak var. Bir de salon var. İki oda bir salon. Evet. Gayet güzel. Tavanlar yüksek. Yani kullanışlı. Evet. Yerimiz burası. Köy evi. Şöyle bir de bahçeyi de gösterelim bakalım. En güzel de burada oturmaktır ha. Evet, burası ceviz ağacının da serinliği. Bahçede oturacaksın burada. Çok evet, güzel yapmışsınız evet. Tavukların kapama yerini. Evet. Ağaçlar yemyeşil olmuş. Bahçe yemyeşil. Damlar. Yani hiç masrafsız bakın damlar bir de hazır hemen. Hemen burada küçük baş birkaç tane küçük baş baksa insan burada mutlu olur. Bu damları yapmışlar zamanında ama kullanmamışlar. Arsamız hemen şimdi arsamızda şimdi sunumları göstereceğim. Önce bir ahır gösterelim. Bakın ahır da taştan yapılmış. Kalınlığı bu. Kalınlığı ahırımızın duvar kalınlığı bu. Bakın tuğladan yapılmış. Burayı da her türlü amaçla kullanabilirsiniz. Gerekse betonarme atar, beton yaparsınız altını. Eve bile çevirebilirsiniz burayı ayrıca. Arsamızın sınırı da arsamızda beraber de satılabilir. 320 metrekare arsamızla beraber de satılabilir. Arsamız ayrı da satılabilir. Burası. Onu değerlendireceğiz. 320 metrekare arsamızın şu anda sınırındayız. Evimiz bu. Çok güzel bir yerde. Konumda köye çok yakın, köyün meydanına yakın. Ön tarafımız Gönen yolu. Köyün meydanı buraya 200 metre. Market alışverişleri, hepsi marketleri var bu köyün. Kahvesi var, lokantaları var, meşhur lokantası var. Gayet güzel bir köy, temiz bir köy. Misafirperver bir köy. Bakalım burası kime nasıl kısmet olacak değerli müşterim. Evler çatıda hiçbir sorun yok. Çatısı falan yeni yapılmış. Evler oturabilir vaziyette. Damlar desiniz kullanılabilir vaziyette kullanabilirsiniz. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili takipçilerimiz.
Fiyatını açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi hem arsayı hem de evin olduğu yeri kadastro parsel uygulamasından da görebileceksiniz. Burası göç alan bir köy dışarıdan. Bu köyde İstanbul'da, İzmir'de yaşayanlar çok. Gönen'e yaklaşık 35 kilometre. Bali'ye aynı şekilde 35-40 kilometre. Yarım saatte Gönen'desiniz. Köyde zaten her türlü alışveriş, berberinden tutun da marketleri, kahveleri, lokantaları, her şeyi var. Yok yok. İyi seyirler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun.